Bir öğrenelim ya, ama Gülen Hanım, annen şu anda telefon hattında. Gülen Hanım, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz siz? Annesi misiniz Kader'in? Evet, annesiyim. Olmaz olaydım keşke. Yapmayın, neden? Neden? Size anlatayım nedenini. Ben sizin öz evladınız. Kader'in size. Ha, buyurun. Evet, öz evladım. Buyurun. Kader'in size anlattıklarının %99'u hepsi yalan. Öyle mi? %99'u. Evet. Hangisi yalan mesela? Bana inanmıyorsanız. Yo yo, ben hepiniz söylediğim. Bana inanmazsanız özel kurumda da onu bir tane o arar. Size o şeyleri. Siz bana anlatın, ben size. Bakın, bir şey söylüyorum. Yani eğer bana yalan söylüyorsa gerçekler er ya da geç ortaya çıkar canım benim Gülhancığım ya. Sizden ricam, şu fotoğrafı ekrandan alır mısınız? Niye, tamam, çok mu utandın? Utanmadım. Niye, anneliğinden mi utandın? Yapmadığın anneliğinden mi utandın? O fotoğrafı çıkarmazsanız ben telefonu kapatıyorum. Tamam arkadaşlarım, arkadaşlarım gerekeni yapacaklar. Bana şunu söyler misiniz? Kızınızın söylediğinin nesi yalan? Ha, ne yalan söylüyor kızınız? Ablacığım, şu şöyle anlatayım size. Heh. Kapatır mısın şu çeneni sen? Konuşuyor muyum? Konuşmadı ki daha. Ablacığım, Kader'in söylediği şu. Heh. Evet, ben onu mecburiyetten sosyal hizmetlere vermek zorunda kaldım. Nasıl bir mecburiyet vardı peki? Niye verdiniz? Ablacığım, babası beni hamile bıraktıktan sonra 4 aylık çocuğu öldürmek istediler. Çocuğu istemediler. Hep böyle dedi. Herkese böyle dedi. Yani ama 4 aylık gebeliği sonlandırmanızı mı istediler sizden? Evet, çocuğu öldürmemi istediler. Biz çocuk istemiyoruz dediler. Peki siz evli miydiniz babasıyla? Aranızda bir imam nikahı söz konusu. Siz istemenize rağmen, peki hep Denizli'de mi yaşadınız? Evet, Denizli'de yaşadım. Peki sonrasında hamile kaldığınızı söylediniz, onlar gebeliği sonlandırın dedik demesine rağmen siz... Adam çok istedi. Ha. Çocuğu çok istedi sonradan. Ondan sonra annesinin yanına gittiğinde buna ne yaptılarsa bilmiyorum. Ben çocuk istemiyorum. Çocuğu aldırmayacaksın, seni de istemiyorum dedi. Ben orada da kaldım. Peki siz ama doğurmak istediniz ve kızınızı da dünyaya getirmek istediniz. Ben çocuk yaşasını istedim, evet. Çocuğu doğurdum, ona inat çocuğu doğurdum ve doğurmasaydın, ortada kaldım, sokakta kaldım. Doğurmasaydın, çok acı yaşattın bana. Keşke doğurmasaydın be. Ben de öyle konuşma lütfen sevgili Gülhancığım, o da öyle konuşmasın. Yani anne kızın böyle şimdi konuşmasına anladım, ben üzülüyorum. Benimle. Ha. Beni dinliyor musunuz? Tabii ki dinleyeceğim, evet. Benimle sokaklarda sürünmesin diye, hasta olmasın diye, başına bir şey gelmesin diye ben devletin kapısına vermek zorunda kaldım. Aynen. Ve şöyle bir şey dedim, ben kendimi toparlayayım, bir işe gireyim, bir kendimi toparlayayım, ben çocuğumu geri alacağım. İşe girmek yerine neden hemen evlendin o zaman? Adamın sigortası vardır, evi olur, bilmem nesi olur, hemen... Lütfen ikiniz de annen, ama anneni dinlememiz lazım. Annene de dinlememiz lazım. Biliyorum ya, tamam Pınar'cığım, biliyorum, tamam tamam, sakin arkadaşlarımla bir yandan bir şeyler. Biz sürekli kulaklık konuşuyoruz onunla, sonra ekranda da konuşacağım. Anlıyorum anlıyorum, aynı fikirdeyiz, problem yok. Kader. Çok sinir oldum, çok özür dilerim. Seni bıraktıktan sonra annen evleniyor mu? Evleniyor, kardeşimin babasıyla evleniyor. Çok 50 tane ev değiştiriyorlar hatta. 50 tane. Sonra beni almaya falan geliyor. Hmm. Sigortan yok diyorlar ki sigortadan da değil büyük bir ihtimal. Annem psikolojisi de olduğu gibi psikoloji değil. Tamam Gülhan Hanımcığım, şimdi bakın kızınız diyor ki madem beni bu kadar çok seviyorsan zaten hemen arkasından evlenmişsiniz. Yani vermeyebilirdin beni demek istiyor. Hayır, evlenmedim. Çocuk 2,5 yaşındaydı ben evlendiğimde. Ha, Kader 2,5 yaşında mıydı? Evet, 2,5 yaşındaydı. Ben üstelik inanmazsanız bana bir ekip gönderin. Aha. Ona ait ne varsa, onu yalnız bırakmadığıma dair elimde ne varsa hepsini var. Size göstereyim. Aynen. Böyle fotoğraf çekiyor abla. Hakaretsin annene. Bak, eğer konuşursa telefonu kapatırım. Tamam tamam, kapatmak. Niye tehdit ediyorsun ki Gülhancığım? Sonuçta babasına... Ama tehdit etmiyorum. Ben onun sesini duymak istemiyorum. Ama senin çocuğun canım çok badem... Niye aranız bu kadar kötü? Bana attığı iftiralardan dolayı olabilir mi acaba? Hangisine kızdın? Ya ablacığım, bütün pisliği, bütün lanetleri o yapıyor, kötüsü ben oluyorum. Ya sonuçta bu çocuk kendi rızasıyla yurda gitmemiş, yurda vermişsin. Sonrasında ama sen... Ama ablacığım, ben onu oradan almak istedim. Kadınsın, avukat tuttum, dava açtım. İnanmazsanız dosya numarasını vereyim ben size. Tamam. Kendi gözünüzle görün. Annen bak, annen tamam, diyor kadın ki... Kadın sınmaya gitseydi.
ben çocuğunla beraber daha günlük bir çocuğum var, daha 40'ı bile çıkmadı, kadın sığmaya gitmek istiyorum deseydi bir karakola gitmek çok mu zor? Cimere benle konuşmadığı halde, kurumda konuşmak istemiyorum dediği halde beni kızımla konuşturmuyorlar diye danışmanıma Cimere'ye şikayet etmeyi biliyor. Peki yalan yere. Kader, yani annen seni istemedi mi, onu mu söylemeye çalışıyorsun? İsteyen insan, ben çok zorda kalırsam, eşim benim yanımda olmazsa, benim eşim benim çocuğumu istemezse ya da beni istemezse, beni çocuğumla tehdit ederse ben kadın sığınmaya giderim. Madem beni hayata getirmeyi bilmiş, benden bakmayı da bilseydi. Öyle doğru at, annelik olmuyor bana göre. Ben de doğru patmayı bilirdim. Sonra ben anneyim. Ay ben anneyim, benim çocuğum var, benim bir kızım var, benim bir oğlum var demeyi ben de bilirdim. Annen diyor ki ben onu geri almak için hatta not bırakmış oraya. Evlatlık verilmesini istemiyorum diye yazmış. Ben de biliyorum. Evet. Biraz öyle bir şeye benziyor çünkü öyle söylüyordu. Ya annen de onu bilmeyemedik bir türlü. Tabii bunu kendisinden dinlemek istiyorum. Not bırakmış çünkü. Ben işte geri alacağım çocuğumu. Ama evet. Sonrası 2,5 yıl sonra mı? Kadın sığmaya gitseydi onlar bir ev veriyordu bildiğim kadarıyla, bir ev ayarlıyorlardı. İş ayarlıyordu. 6 ay dişini sıksaydı kızını alsaydı. Ben dişimi sıkarım, kızım benim kızımla beraber beni oraya almasalar ben dişimi sıkarım 6 ay boyunca orada kalırım, sonra 6 ay sonra işimle evim ayarlanır ve ben o çocuğumu oradan alırım. Anne mecbur mu kaldı seni doğurmaya? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır, mecbur. O çocuğu yapmayı bildi ama dikkatli konuş. Ama öyle, gerçekten öyle. Ya bir insan o anı yaşıyorsun, o sonra 9 ay karnında taşıyorsun abla çocuğu. Sonra ay sancım var da ben seni doğururken 2 kare kalbim masada kaldı. Masada durdu 2 kare kalbim. Sonra geri zorla. Şöyle söyleyeyim. Sonuçta doğum kontrol yöntemleri var. İsteseydi, evet, isteseydi seni yapmayabilirdi. Yapmasaydı. Ama sonrasında da ben yani hayatın yani o öncesinde doğum kontrol olması gerekiyor. Sonrası hamile kaldıktan sonra gebeliğin sonlandırılmasına ben çok sıcak bakmıyorum. Ama kadın istemiyorsa o kendi bedeniyle ilgili özgür iradesi, özgür kararı. Ona evet. Karışmamak lazım. Ama senin annen seni dünyaya getirmek istemiş. Seni istemiş. Evet. Fakat sonrasında hayat şartları ve koşulları onu başka yerlere itmiş olabilir. Yani Gülhan Hanımcığım, sen kızını geri almak için mi oraya verdin? Oraya geri almak şartıyla verdim ben o çocuğu oraya. Ne yazdın? Not ama yazmışsın. Işte ben evimi tuttum. Ben biraz lokantada bulaşık işiydi, yemek işiydi. Biraz kendimi toparlayınca evet. Oraya gittim, ben çocuğumu geri aldım. Evimi tuttum, işim de var dedim. Peki sen oraya yok, bir not vermişsin. Yok, başında sigortan yok senin dediler. Not yazmışsın çocuğu yurda verirken bebeğini. 4 günlükmüş, daha çok küçükmüş ama ya. Ablacığım sokaktayım. Nerede bakacağım ben ona? Doğumu nerede yaptın sen, hemen sokakta Devlet kalıyorsun. Devlet hastanesinde yapmış. Öyle diyor. Ya çocuk da ben onu geri almak şartıyla verdim abla. Ben kendimi toparlayınca ben bu çocuğu geri alacağım diye verdim. Ama bana geri vermediler. Ama Gülhancığım, hiç akraban yok mu senin? Kimsen yok mu? Ablam ben buraya geldim diye benim bütün ailem bana düşman kesildi. Nereye geldin? Denizli'ye geldin diye. Denizli'ye geldim bir adamla diye. Beraber yani babam olacak insanla kaçtığı için olabilir mi abla? Bir sorsana bir onu. Sen sor. Babam olacak insanla kaçtığın için olabilir mi acaba? Herkese res çektiğin... Kader, ben seninle konuşmuyorum bak. Konuş. Ben de seninle konuşmuyorum da sesini duyuyorum sadece. Hiç lazım değilsin bana. Çık aradan sen. Aynen, lazım olunca kızım kader. Değil mi? Hemen yağlamalar. Peki yurda gittiğinde kızınla görüşüyor muydun ara ara? Ablam ben o çocuğu hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Haftada bir kere görüşme hakkım var. O haftanın büyüğünü hiçbir zaman kaçırmadım. Her zaman yanındaydım. Peki ben şunu merak ediyorum. Sosyal hizmetleri arayıp da öğrenebilirsiniz bunu. Gülhancığım, şimdi sana hiç benzemiyor. Ben sana hiç benzetemedim. Zaman zaman da... Ablam benzememiş olabilir. Babasına hiç benzemiyor. Babası simsiyah bir adamdı. Kapkara bir şeydi. Peki sonrasında babasına da hamile kaldığını, kaderin doğduğunu söyledin mi? Evet söyledin, istemiyorum ya ben o çocuğu zaten istemiyorum. Niye beni arıyorsun diye beni de azarladı. Peki yurda verdim bu şekilde, sen de çocuğa zaman zaman görüş, sahip çık falan dedin mi babasına hiç? Evet söyledim, istemiyorum dedi. Emin misin yani? Zengin biri olsa etkisini isterdi bu annem o adama. Ne olursa olsun. Annen ne diyor Gülhancığım sana? Zengin biri olsaydı onu isterdi ama parası olmayan biri olduğu için annem onu... Ablacığım siz olsanız çocuğunuzu istemeyen birini nasıl istersiniz? Zengin olması onun için önemli. Ama o paraya de... düşkün bir insan. Bu annem mi? Evet. Hatta ben... Sus be! Sus! Ben kurumdaydım. Benim her böyle aylık yatan bir harçlığımız var. Hı hı. O zamanlar 178-200 kusur civarıydı. Benim param yok. Aylığın harçlığını alınca gel ben seni izin alayım buraya gel.
evde şu yok bu yok. Hep bunları söylerdi bana. Herkes orada dinlerdi. Duydunuz mu Gülen Hanımcığım? Yani devletin verdiği parayı ister misiniz? İstedim. Peki bunu neden istediğimi bir açıklasın siz de peki. Neden istiyordun? Neden? Neden istiyordun? Neden? Kardeşin, yatalak kardeşinin telefonu çalıp da elin herifleriyle yemedin mi o çocuğun telefonunu? Elin herifleriyle falan yemedim. Sen bana aldın o telefonu sonra ha. Kardeşime verdin. He, neden verdim acaba? Neden verdin? Çünkü sen beni ilk geldiğim zaman sen bana kuruma göndereceğim seni. Kuruma göndereceğim sen beni dedin. Kapa şu çeneni. Sen beni kuruma göndereceğini söyledin her seferinde. Benim psikolojimi daha da bozdun. Ben de ne yaptım? Çok güzel de yaptım sana. Sana müstahak bunlar biliyor musun? Ellerime sağlık. Çok da iyi etmişim. Aa, ben de çok iyi. Ama doğru değil bunlar kader. Kendi verdi. Çantana kat dedi. Eve hayır, gidince alalım dedi. Hayır ben vermedim yalan söylüyor. Kendim verdin. Kumandayı bile bana verdin. Telefonlar kaybolmasın kızım. Al şu telefonları çantana koy. Biz el taşıyoruz o zaman. Aynen telefonlar kendi verdi. Benim çantama kattı çünkü. Tamam. Televizyon kumandasını bile benim çantama kattı. Sonra ben kaçacağım zaten belliydi. Benim hayal ve hareketlerimden o kadın anlar benim kaçacağımı. Niye kaçtın annenin yanında? Ben sevmiyorum o kadın. Ben onu o yurttan kaçmak için niye kullandı. Niye benim yanıma geliyor? Her zaman kullandı. Bu da onu biliyor. Ama bir gece uzmanı bizim yanımıza tutar kaçmayayım diye tutar o adamı evde bir gece yatırır. Ki resmi nikahları da yok ben buna eminim. O resmi nikahlı olmayan kişinin kişiyle beraber aynı evde 17 yaşında 16 yaşında reşit olmayan bir kızıyla beraber aynı evde tutar. Ben hatta bana karşı onu dövdürür doldurur bana şiddet gösterir. Sonra da geçer karşıya böyle keyifli içer sonra bir kahve bir şey çayını mayını her şeyini içer. Sonra o gece o adam evde kalır ben tabii ondan korkuyorum el pençe duruyorum çünkü gerçekten korkulacak bir adamdı. Her zaman bir gak desem şu o ya gok desem şu olurdu her zaman benim öyle için. Öldü mü adam peki? Yo ölmedi ha. Şu an yanındadır belki izliyordur bizi. Hayır, bir tanesi çünkü bir tanesi öldü kardeşim babası oğlunun babası öldü işte. Ha, şu an başka biri. Aynen. Hocam siz kızınıza yani daha sonrasında yurttan çıktıktan sonra yanınıza zaman zaman kaldığında şiddet uygulamışsınız maalesef. Neden? Hadi acaba. Öyle diyor kader. Neden? Anladım neden? Bak bu yaşına kadar sadece ben. Öyle deme. Bak, küfürlü konuşmak yok. Konuşmasını deme. Bak konuşmak küfürlü. Biz şu an ulusal bir yayın yapıyoruz. Çok öfkeli olduğunu ya ikiniz de öfkenize lütfen sağ şey olduğunu küfretmeyin yani birbirinize. Anneye bir de okumuş. Ben söylenmez yani. Benim sırtım morarıp gittim ben kuruma. Dart raporu bile aldım ben o kadın için. Çocuk şu eğer oradaki insanlar bağlanabiliyorsa bağlanırsa söyler. Yani Gülen annemin ne kadar yalancı bir insan olduğunu söyler. Benim dünkü mesaideki annem şu an evinde. Ararsa bile o bile söyler. Gülhancığım yani sen... Annemin ne kadar yalancı oradaki ilk kurum... Gülhan sen yalan söylüyorsun bir kere de artık doğruları söyle şu kızın için. Yeni gelen hoca pek fazla beni ve annemi tanımazdı. Çünkü ben bir ay sonra çıktım oradan. 4 ay sonra. 2-3 ayımda kaçak olarak geçti. Tanımıyor bizi.